gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Tapşin tapşin yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah kariyeri fulle, çayını da demle son durak. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Biraz daha kılıştırayım ben. Biraz daha kılıştırayım ben. Peki kızım konuşmadınız mı Cem'le ne olacak ne bitecek diye? Konuşmadık anne, konuşmayacağız da. Ne oldu şimdi yani? Annesi babası ne demiş mesela? Anneciğim hiç ilgilenmiyorum. Ya kapatabilir miyiz bu konuyu? Kötü bir laf mı etti? Ha? Ne yaptı? Anne lütfen ya. Gevşe kızım biraz ya. Aa, ne bu böyle sağa sola ürkek bakışlar? He? Yavru ceylan mısın lan sen? He? Kubilay burada olduğumu öğrenirse beni öldürür, pilatese gidiyorum diye çıktım. Pilates kim lan? Yunanlı arkadaşınız mı? Filozofçu mu kendisi? Tanımıyor muyuz biz? Ya Volkan ya, 20 spor çeşidi. Ay, güldürme beni böyle ya. Gül gül, iyi gelir. Özellikle o Kubilay'ın kötü esprilerinden sonra kendine gelmeye başladın değil mi benim sayemde? Pilates! Şimşek at evladım buraya. Bak Yunan tanrısı. Efendi bir çocuk. Allah'ı var. Hayır aileyle de tanıştık ettik. Yani onlar da fena insan değiller. Değil mi Tahsin? Ben bilmem anacığım. Kendisi karar versin. Hayır Taceddin'i beğenmedin. Yakışıklı değil dedin anladık. E bu çocuğu kendin buldun getirdin evladım. Öyle değil mi Tahsin? Tamam İfacığım öyleyse öyledir. Hayır Tahsin'cim sen de sevdin bu çocuğu sonunda. Merak etmiyor musun ne oluyor? Ya aslı bu kadar kızdığına göre yapmıştır bir mülasebetsizlik. Ya ne olur bu konuyu kapatabilir miyiz? Ha? Şekerim bunda da değil bu kadar. Kızdırmıştır çocuğu. Anneciğim tamam kapatalım artık. Aa uzatma. Niye hiç kimse benden konuşmuyor canım? Ya niye olmasın Yaprak? Çok kolay bir telefon açacaksın Kubilay'a. Diyeceksin ki Volkan çağırıyor ben Volkan'a gidiyorum. Senden sıkıldım bitti gitti diyeceksin ya. Ya Volkan arkadaşlarım şimdi bu son zamanlarda çok destekliyorlar ilişkimi. Bir de şey benim seninle ilgili güven sorunum var. Estağfurullah Yaprak. Yapma Allah aşkına yani güvenini sarsacak en fazla bir iki olay. Veya beş. Yaşamışızdır yani. O da istek dışı yani. Vallahi bilmiyorum. Selin yan dairende olduğu müddetçe bizim bir araya gelmemiz söz konusu bile değil. Hiç kimse benimle bir şey paylaşmıyor. Efendim bazı şeylere üzülüyorum. Benim de konuşmaya ihtiyacım var. Of.
Arkadaşım mı? Ha. Amiyet var ya. Amiyet senin kız kardeşin Tahsin. Hem Aslı'nın nişanlısından ayrıldığını sakladık onlardan. Şimdi nasıl gidip konuşayım? Konuşacak kimsem de yok. Tabii kendimi aileme vakfetmişim. Canım minik kuşum da yok. Sahi nerede o hayta? Selin benim için artık bacı yaprak. Yani onunla biz ıssız adaya bile düşsek... ...vallahi ona bakmam, yerli kadınlara bakarım. Üzgünüm, inanmıyorum ben. Yok, yerli kadınlara da bakmam ben ya. Kötü fikir değil mi? Ne öyle bir dudağı yerde, bir dudağı gökte? Burun delikleri böyle büyük büyük. Bir de çok esmer oluyor onlar değil mi? Uyumaz bize yani. Ya gülme ya. Ya Volkan, ben biraz huzursuz oldum. Böyle Kubilay bir yerden şak diye çıkacak zannediyorum. Bütün sokakta bizi seyrediyor. Şey diyeceğim, şu tepemizdeki ışığı biraz azaltsan mı ki? Azalt güzelim, azalt. İstersen tamamen kapat. Yok ya, ben şuradan bir iki ampulü gevşeteyim, yeter. Gevşet, gevşet. Ben de gevşedim vallahi. Çocuklar yapsaydım. Ya, yaprak, ya, yaprak iyi misin? Lan ne oluyor? Ulan elektrikçi gibi Allah senin belanı versin be. Yaprak, ulan bu kız da ölürse ben ömür boyu yalnız kalırım ya. Yaprak, ambulans! Yaprak, Allah'ım. Mahmut! Çabuk lan, bir ambulans çarpmış eşyalar. Ölüyor kızlar, elektrik çarpmışlar. Çabuk ambulans! Günaydın. Günaydın. Bu mücevher dosyasıyla ilgili sizden haber bekliyorlar aslanım. Bugün arayacağım Cem Bey. Peki. Anam, siz tanışmıyor musunuz? Bak o Cem, genel müdür, hoş çocuktur. Ama görünüşe aldanma, felaket dallamadır. Ay ne bu şekerim böyle, Aslı Hanım, Cem Bey. Yoksa fantezi falan mı yapıyorsunuz? Yok ya, Fatoş, ayrıldık ya biz. Böyle araya mesafe koymaya çalışıyoruz hani Cem Bey, Aslı Hanım falan diye. Çünkü artık bu aşamadan sonra arkadaş olmamız mümkün değil. Yani böyle yapmazsak birlikte çalışmamız çok zor. Aslı, anam bundan sonra sen de o zaman bana bebeğim diye hitap eder misin? Hayır, motivasyon açısından şesu şesu şesu, vallahi çok kuru kuru oluyor yani. Ay, ne kadar zor böyle şeyler be. Ay hayır, bir de Cem beni her yere arabayla götürüyordu ya. Kaç gündür taksi 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 öldüm, vallahi gülmedi yani, param bitti. Yani böyle pratik üzüntüleri de var. Tabii tabii. Ah şekerim ya, geçmiş olsun, elektrik çarpmış. Ya sorma, böyle sersemletti biraz. Anam, alamadın mı o elektriği böyle üstünden? Ağır mı geldi, yoğun mu geldi? Şesu, niye böyle senin neşen yerine bakıyorum ha? Vallahi anam, neşem yerinde. Çok mutluyum, çok hafifim. Burhan'la Kubilay gibi iki tane oyuncak var elimde, oynuyorum. Burhan Bey, şimdi gelecek. Hatta her an gelebilir. Nasılsınız millet? Arkadaş mı abi? Ne var yani, Selin'le arkadaş olamaz mıyım ben? Yani arkadaş derken abi, Gözde gibi arkadaş mı yani? Hani sigarası olan var mı cinsinden? İlişki yok ama değil mi abi? Hani acil durumlarda aranacak ilk telefon gibisinden yani. Yok be oğlum be ya. Harbi arkadaşlıktan bahsediyorum ben. Mesela işte seninle Aslı gibi. Aslı abla mı abi yani? Ha, ne var? Aslı abla benim arkadaşım mı abi? Neyim? Senin kız kardeşin abi. Arkadaşın değil mi oğlum? Bilmem ki abi. Ne bir yemeğe gitmişliğimiz var, ne bir muhabbet etmişliğimiz var. At yarışı oynamışlığımız bile yok yani. Peki Selin veya Yaprak? Onlar da yengeler abi. Arkadaşlar, diler misiniz öğle yemeğini ben ısmarlayayım? He? Chicken nugget yiyelim mi? Hep birlikte. Sıcak bakıyor musunuz? He? Vallahi benim dışarıda biraz işim var. O yüzden sen al o öğle yemeğini. Al o öğle yemeğini, 2-3 saat yap. Ben ancak öğleden sonra falan gelirim. Ha.
Öyle diyorsun yani. Ne oldu? Bir sakıncası mı var? Yok yani bir sakıncası. Sen de hep yanlış anlıyorsun ya beni. Öyle bir durum yok. Hayır. Şimdi Kubilay'la buluşacağım da muhabbet falan uzar yani. O da zaten şimdi gelir. He. İyi o zaman. O zaman görüşemezsek, yanaklarından öptüm ben kendisini. Size de afiyet olsun. Güzel çatır çutur yiyin o zaman. Hadi öpüyorum o zaman. Dikkat edin kendinize Aslı Hanım, Fatoş Hanım, Yaprak Hanım. Hadi görüşürüz o zaman. Hanım oldular değil mi şimdi? Saygıda kusur etme, kablama. Dur ya şu Kubiciğimi bir arayayım bakayım. Ama şimdi telefonun çalacak, o seni arayacak. Alo? Kubilay? Anam tabii şaşkın görürsün beni ya. Senin bu sevginle sabahtan beri her şey malum oluyor ya. Vallahi. Kubilay galiba şu anda kapının önünde. Ne? Kapının önünde misin? Olga, sevgilim. Medyumu gördüm seni, ne yaptım? Arkadaşlar, neler oluyor yahu? Hayır, adam tam istedi kızı. Hayda, içeriden geldiler, biz ayrılıyoruz diye. Olacak şey mi? Hayır, bir şey de söyleyemiyorsun. Aman, kim şimdi bu? İyi günler Tahsin Bey amca, var mı? Yok, taze bitti. Nasıl? Ay affedersiniz, biraz asabım bozuk da bugün. Yok Tahsin efendim, işi vardı dışarı çıktı. He, benim de böyle içime bir uhde düştü de. Böyle nasıl ama tıkır 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 zihnimin içerisinde kemirip duruyor yani. Ha, uhde mi? Evet, uhde. Yani şimdi siz bu kiracıları çıkartacak mısınız ya? Ben de şimdi yeni taşındım. Yani dedim acaba insan psikolojisi dedim yani biraz tedirgin oldum yani. Ha. Sertaç ya. Oğlum senin hiç harbi arkadaşın olmadı mı yani kız arkadaşın böyle? Hani kız ama kankan yani. Hiç aklıma gelmiyor abi. Ha, bir Rabia vardı abi. Ha, tamam işte. Kim o? İlkokul arkadaşımdı abi. Teneffüste eteğini kaldırmıştık. Ondan sonra bana küstü abi. Bir daha konuşmadı benimle. Ulan Sertaç, son 20 yılı düşün ya. Öyle sana muhabbet ettiğin, başka niyetle bakmadığın bir kız olmadı mı? Abi başka bir niyetle bakmayacaksam niye muhabbet edeyim ki yani? Vakit kaybı. O da doğru lan Sertaç. İki konsept birbiriyle çelişiyor. Yok, kimseyi çıkarmıyoruz Burhan Bey. Ben geçenlerde Selin'e öyle bir şey demiştim ama vazgeçtik. Oh, ben çok rahatladım. Vallahi ben şimdi iş yerinden eve erken döndüm. Bir sebepten dolayı. Şimdi açıklamam yersiz olur. Ondan sonra aşağıda mercimek köftesi yapıyorum. Tak, aklıma düştü. Şimdi o anda konsantre olamıyorum zaten. Hemen elimi yıkamamla birlikte tak yukarıya çıktım ki ne oldu acaba diye bir sorayım istedim. Mercimek köftesi mi? Selza afiyet, ben çok güzel yaparım. Öyle mi? Evet. Ay ben hiç beceremiyorum. Benimki yıvış yıvış oluyor. Mercimeği kaynatırken içine bol tuz atın ki böyle tıkız tıkız oluyor. Böyle köfteler birbirine tutuyor. Ha. İsterseniz tarifini ben yazabilirim size. Ay yazar mısınız? Tabii. Ay ne iyi olur. Hadi bir çay içer misiniz? İçerim, niye içmeyeyim? Buyurun o zaman. Hadi gidelim. Neyse buyurun, ben şimdi geliyorum. Amaç şu oğlum, Yaprağı bir an evvel Kubilay'dan geri almak. İşte bunun için de Yaprağı Selin'le benim kanka olduğumuza ikna etmemiz gerekiyor. Abi kızlarla arkadaş olan herifler daha böyle bir hassas çocuklar oluyorlar yani. Modadan falan anlıyorlar abi galiba. Ne var abi? İyidir, sen de her gün buradasın ya. İçeride yer var, buyur geç otur. Görüşürüz. Yumurta gibi çocuk abi, çakı gibi. Her gün burada Sertaç ya. Hayır,
rol çalıyor bizden, avımızı bozuyor. Gitsin bir günde başka bir yerdeysin ya. Bu yukarıda şey var ya, 6 numara. Güzin Hanımlar. Güzin Hanımlar değillermiş işte. Kimlermiş efendim? Bu Güzin Hanım'la yanındakini de dostuymuş diyorlar. Aa! Ayol, onlar evli değiller miymiş? Adamın Ankara'da öz be öz hakiki hanımı varmış. Aa! Deme ayol. Ayol kaç yıldır buradalar? Vallahi ben öyle duydum. Gerisini bilemem yani. Bir yaşına daha girdi. Aslı Hanım da nişanlısından ayrılmış. Nasıl üzüldüm ben? Cık 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 cık. Ya nereden duydun? Selim bahsetti. Ama her işte belki de bir hayır var, değil mi? Doğru. Yani her işte bir hayır var ama... yani insan böyle evliliğin ucuna kadar gelip de olmayınca üzülüyor vallahi yani. Gerçi oğlanın babası... sizin eski damadın babası... Bülent Bey. Bülent şey demiş... yazık oldu kalem müdürü demiş. Ya öyle mi demiş? Ha, öyle demiş. Demiş ki biz tabii bunları sağdan soldan duyuyoruz. Ondan sonra git demiş, git 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 demiş, kızım gönlünü al filan demiş. Ya. Ya. Sen. Evet, ne var? Kızlarla arkadaş olacaksın. Tabii. Özellikle de Selin'le. En harbi kankası olacağım Aslı. Mümkün değil. Niyemiş ya? Benim hademeden neyim eksik? Oğlum Şesu'yla hiçbirimizin ilişkisi olmadı ki. Sizin Selin'le aranızda o kadar yaşanmışlık var. Mümkün değil yakın arkadaş olamazsınız. Mümkün değil. Vallahi ben taktım kafayı. Aslı, elimden geleni yapacağım bunun için yani. Volkan, biz Cem'le bu kadar medeni, bu kadar modern, batılı, çağdaş insanlar olarak bile arkadaş olamıyoruz bu saatten sonra. Sen bu halinle mi yapacaksın? Gör bak. Yapacağım. Peki. Sen bu haftanın sonuna kadar Selin'le harbiden ama böyle harbiden arkadaş ol. Ben sana ne yemek istersen yapayım. Var mısın iddiasına? Sen iddiayı kazan, yemekleri ben yemeyeyim. Aslında önemli değil. Madem işin içinde iddia var, biraz ağırlaştıralım durumu. İlginçleştirelim yani, hadi. Yani? Yüzüğü alırım. Nişan yüzüğü mü? Tek taşımı. Ne önemi var senin için? Sen nişan atmadın mı kızım? Peki. Selin'le arkadaş olmanız zaten mümkün değil ki. Okey, eyvallah. Veririm yüzüğü. Kolyeyi de alırım. Tria mı mı? Onun adı Tria değil artık. Volkan Sütçüoğlu'nun ilk albümü. Öyle mi? Öyle. Peki o zaman. Ben kazanırsam arabayı altından alırım. Ne? Korktun mu? Yok canım, ne korkacağım asla. Peki, gel el sıkışalım. Bu haftanın sonuna kadar Selin'le böyle Melisa gibi, Petek gibi harbiden arkadaş olacaksın. Ama dedikodular, sırlar, muhabbetler falan. Olamazsan... Anladık. Sen de şoför Nebahat olacaksın. Olacağım. Son kez bak, iyi bak. Ha. Filtre yok. Her seferinde filtre değiştir yani. Neyse, şunları yıka yıka tekrar tekrar kullan. Ne var bunda? Müsrif serseri. Neyse. Bu neymiş ki? Günlük bu. Sevgili günlük, arabanın kredi taksitleri bitmek üzere. Asparagus'tan iyi para kazanıyorum. Ofisteki psikopat arıza yapmaz. Ofisteki psikopat arıza yapmazsa kazanmaya devam edeceğim. Ha, ofisteki psikopat. Cem'e değil. Demek ki bu konuda benimle aynı düşünüyor. Evet. Ne kadar var şey? Dost. Ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmıyorum ben. Sadece hani sana zahmet olmasın diye kendi çayımı hazırlıyordum. Kubilay Bey merhaba. Günlüğümü okuyorsun Burhan. Burhan Bey, günlüğümü okuyordunuz siz. Çok Sherlock Holmes gördüm seni canım. Hadi açıkla.
Açıkla, açıklamanı bekliyorum. Duyamıyorum sizi Burhan Efendi. Yok efendim, Kubilay Bey, ben onun kitap sandım. Ben de hani vakit geçirmek açısından açıp bakayım dedim yani. O öyle bir şey. Burhan Bey, herkesin özel hayatına karışmak zorunda mısınız ki? Ayrıca kahve makinesinin sigortası şimdi atacak. Sigortası mı? Niye ki? Ana, yine yaptı ya. Kızım bak, dün de bunu asparagusta görmüşler. Biraz tabağa karşı dağıtmış kendini, yani bozmuş falan yani. Dans ediyormuş, düşünsene. Dans mı ediyormuş? Tabii canım. Cem dans etmez ki ya. Ay bıraktım çocuğu, dağıldı görüyor musun? Ama yanında asistan denilen kız da varmış. Hadi be. Ya ama yani ya bir şey olmuş ya. Yani galiba yani Melisa'nın anlattığına göre bunu arkadaşı takılıyorlarmış. Yalnız böyle dans ederlerken Cem birden böyle kızın üstüne yıkılmış. Ay anladın mı? Anladım. Ha. Neyse yani bunları hani çay partisinde kızlarla konuşuruz ya. Bol bol dedikodu manasında. Ortada araba var abi. Riske girmişsin. Ne var lan? Bir hafta kendimize hakim olamayacağız mı yani? Abi kendine hakim olmak değil ki sadece. Muhabbet edeceksin, ortak konuların olacak. Ne bileyim, gerektiğinde erkek arkadaşını bana ayarlayacaksın. Yok, çüş artık. Bir de adam mı ayarlayacağız Selin'e lan? Arkadaş diyoruz abi. Alış bunlara. Duygularından sıyrıl. Selin'in karşısında kendini kız gibi hisset abi. Yok ya. Abartma lan artık. Tamam, bakacağız. Kız gibi hissedecekmişim. İyi artık, daha neler ya? Çok tatlıca da gördüm seni Yaprakcığım. Dün borsada yapmış olduğun tahminlerin hepsi tuttu Olgacığım. Ya tesadüftür canım neşim ya. Elektrik çarptı diye geleceği mi görüyor oldum? Geleceği mi görüyor ki? Burada sen laf atlama. Görüyorsa görüyor canım. Sana ne? Hakikaten yani ne meraklısınız Burhan Bey. Evet Burhan abi, her lafın içindesin ya. Özel hayatımızın ta ortasındasın ya. Ya git işine gücüne bak abi, kurban olayım ya. Bir de karşıma geçmiş, soru soruyor. Çok can tanrı yer gördüm seni canım. Ya ben sizi daha iyi tanıyorum. Yahu sus bir! Bir sus! Tamam de, oldu de. Baş üstüne efendim de. Siz emredin, ben yapayım de. Bu kadar. Ama ben size hiç yaralamıyorum ki. Niye beni sürekli dışlıyorsunuz ki? Ama böyle olmaz ki. Iskart ettiniz beni. Moralim bayağı aşağı etti. Ya Şesucuğum, böyle ıvıl ıvıl ıvıldanmalar var ya, insanın moralini bozuyor canım. Vallahi Kubiciğim haklısın. Bende de stres yapıyor. Ya Burhan, sus artık canım. Sessiz film göreyim seni canım. Şarlı ol, komik ol. Ama yeter ki sus. Ivıl ıvıl ıvıldanma canım. Benim artık neşem falan gitti. Benim biraz hava almaya ihtiyacım. Arkadaş mı olacakmış benimle? Ha nasıl yani? Kızım dedim işte yani iddiaya girdik bununla. Ben dedim ki bak dedim. Yani Selin'i biliyorsun. Selin'in seks apelinde bir insana, herhangi bir erkeğin sadece arkadaş gözüyle bakması mümkün mü dedim ama... Falan değil mi yani? falan yani, gerçekten öyle. Onun için sen bu haftanın sonuna kadar Volkan'la arkadaş olamayacağınızı anlatmak için elinden geleni yap. Ha? Hayır Aslı bak, anlamıyorsun. Ben de isterim. Arkadaş olalım, dedikodumuzu yapalım. Yani mesela hoşlaştığımız insanları birbirimize tanıştıralım, anlatalım. Değil mi? Maniküre pediküre gidelim ki Kubi'yle ben giderdim yani. Ama bu değil mi ya? Volkan bu. Volkan, Volkan'la olmaz. Olmaz, ben diyorum olmaz. Tabii canım. Hayır ayrıca bu Şesu mu? Bohran abim iki olsun değil mi yani? Aslı bak, her şeyden öte bizim bir yaşanmışlığımız var. Ya biz çok şey yaşadık, çok şey paylaş gerçekten. Ha, komşuluk ve nezaket bazında her şeye varım. Gerçekten varım. Ama kanki dedi mi stop, stop, stop. Bir dakika dur orada. Ha, işte ben de onu diyorum. Sen benim için elinden geleni yap. Hatta bunu bir oyun olarak gör. Ay, oyun, oyun, oyun. Çok güzel. Ay, çok eğleneceğiz. Yalnız olaya bak, kopmuş ya. Kızım manyaksın bu ya. Ya. Ben yani dayanamaz cazibe. Aslı, burada mısın yavrum? İyi, iyi.
Yok yok, biz çıkıyoruz anne. Ofiste işim var benim. Hadi. Ay dur, bir kahve içseydik, karşılıklı konuşsaydık. Cem aradı mı? Ay anne, kapattık artık bu konuyu, tamam ya. Selin'cim sen gördün mü son zamanlarda Cem'i? Cimcime mi? Ay İpo teyzem, ya biliyorsunuz benim size canım feda. Ama buradaki asıl arkadaşımız bana kesinlikle konuşma yasağı koydu. Hadi sen git. Ay yine yalnız kaldım ya. İyice ıskarta ettiler bunlar beni canım. Olga, canım hadi kendini biraz zorla. Bak bakalım şu şirket bu hafta ne yapacak? He? Ya Kubi, vallahi ben anlamıyorum öyle borsadan falan, gerçekten. Rus görünümlü Türk kadını. Anlamana gerek yok ki canım. Bir bakacaksın ve hissettiğini söyleyeceksin. Ama çok yapamam, edemem, gördüm seni canım. Aa! Ama Kubi bak şimdi Allah aşkına, yani medyumların da bir mesai saatleri, bir kapasiteleri var. Çok yüklenmemek lazım yahu. Şesucuğum, medyumları bana öğretme canım. Bu işlere çok meraklıyımdır. İstanbul'da gitmediğim falcı kalmadı canım. Ama Olga öyle mi? Olga gibisini görmedim yahu. Ya ben geleceği falan görmüyorum ya, of! Olga, Olga! Bak pıt geldi. Şu şirketi de söyle. Bak seni İstanbul'un en güzel vejeteryan lokantasına götürüyor. Ve orada istediğin kadar ot bot yersin yahu. Üf, tamam. Ya galiba bu şirket böyle aniden yükselecek, öyle hissediyorum. İşte benim kadınım. İşte hayatımın kadını. Sana söz veriyorum. Bundan sonra hiç ama hiç ayrılmayacağız ya. Ya. Seninle mi çekiyorsun abi? Yaprağı yaprağı. Yarım saatte bir çekiyorum Sertaç. Bombardıman hesabı. Kızın kafasını sürekli benimle ilgili meşgul tutmak lazım. Kubilay iyice yapışmış kıza. Sülük gibi vallahi. Abi sen seninle kanka olup Aslı ablanın pırlantalarını alacaksın. Hem de yaprağı yaratacaksın değil mi abi yani? Bir taşla iki kuş olayı. Şimdi buna daha çok bir kuşla, ki burada kuş Selin oluyor, birkaç taş. Taşlar da pırlanta, hatta pırlantalardan biri de yaprak desek daha doğru olur. Anladın değil mi? Abi ya bu Kubilay bırakmazsa kızı? Koruma tutmuş abi, dövemeyiz artık rahat rahat. Ona da sen bir çözüm bul o zaman ya. Aa, keyfim kaçırma beni şimdi ya. Bak bütün tadım kaçtı ya. Proje adamı, çözümü sen bulacaksın. Vallahi bu çıplaklar kampı muhabbetinden iyice rehavete kapıldın sen ha. Saldın kendini. Hani nerede projeler? Baki. Güzelim. Kanka, kankam benim. Ne haber kanka? Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya kanka? Oh, valla öyle bir özledim işte. Ne yapıyor direkten bir geleyim dedim. İyi ettim be, iyi ettim vallahi yani. Ne güzel elbise. Çok seksi değil mi? Yani güzel elbise be. Hani moda açısından diyorum, modaya uygun falan. Güzel yani. Okey. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ha, buyur birader. Söyle kankam. De abiye bakayım. Onun biraz gazı kaçmış. Diyorum ki ben bize gidelim. Baş başa oturalım evde. Ne dersin? Ha? Bize mi gidelim? Size gidelim. Baş başa. Sertaç da gelsin. Benim işim var abi. Siz arkadaş değil misiniz? Geyik yaparsınız işte. Senle ben gibi. Ha. Öyle mi diyorsunuz ya? Bir kıvılcım düşer önce, bir yavaş yavaş. Bakarsın volkan olur, yanmışın arkada. Oldu o zaman, gidelim diyorsunuz yani. Anne. Ne? Şimdi İffet abla. Ha. Bak, senin hanende nazar var. Ya. Demek ki bu kızın evliliği ondan sürekli bozulup duruyor. Aa,
Nasıl kurtulacağız bu nazardan? Ne bileyim ben. İstersen şey var, bizim orada Kubilay diye bir çocuk var. İşi gücü böyle falcıyla büyücüyle. Ona bir danışayım mı? Aman yok yok, benim büyücüden ödüm kopar. Yok. Ay Cem'den ne haber ayol? Aa, şeyi duydum ben. Ne? Cem sabahlara kadar orada burada dağıtıyormuş. Aa. Kız onu bırakınca tabii yıkıldı çocuk. Yıkılmaz mı? Niye yıkılmasın? Böyle bir aileden kız alacakken birden dımdızlak ortada kaldı. Yıkılmaz mı? Ya aynı fikirdeyim seninle. Oh, oh. İçim rahatladı vallahi. Ağzına sağlık. Bak bakalım daha neler var şu fincanda. Bakayım. Ne romantik değil mi? Ya bu film sevgiliyle seyredilecek türde bir şey ya. Yani kanka kankaya biraz hani konsepte uymuyor biliyor musun? Terliyorsun. He? Terliyorsun. Ya şeyden ya, kilo var ya, bir de bu kadife yiyor beni böyle hatır hatır ondan. Öyleyse çıkar şu üstündekileri, rahat rahat oturalım. Yok gerek yok ya. Birader, Fener'in durumu ne olacak? Fener iyi gidiyor be, Alex falan. Fener mi? He. Ha Volkan, affedersin ama biz yani futboldan bahsedersek nasıl arkadaş olabiliriz ki? Ha, olamayız yani, onu söyleyeyim sana. Neden bahsedelim Selin? Bilmiyorum. Burası gayet sıcak oldu. Ben şöyle üstünü çıkarayım. Nereye bakıyorsun? Hiç solaryuma mı girdin sen? Güzel olmuş solaryum vallahi. Yakışmış. Giriyorum böyle. Komple girdim. Bacaklarım nasıl olmuş? Güzel yani, bir bütünlük sağlamış. İyi olmuş. Bence yani zaten girdi mi komple girmek lazım. Ben de gireyim diyorum, öyle düşünüyorum yani. Tabii canım. Yani girebilirsin tabii. Çok güzel olur. Hatta çırılçıplak giriyorsun. Böyle mayo izi falan kalmıyor. Kanser yapıyor diyorlar. Anladım. Selin'cim, dolapta içecek bir şeyler var mı? Cem bugün işe gelmedi. Ya? Dün öyle bir geldi ki sakallar böyle bir karış. Gözleri bir görsen kıpkırmızı kıpkırmızı. Demek ki Aslı onu terk etti. Ben öyle anlıyorum. Bence de canım, kesinlikle öyle. Ha ben de buraya kırmızı gözle geldim ama benimki sonbahar nezlesi. Onunki ayrı. O demek ki böyle tekme yiyince. Demek ki öyle. Oturma al. Kusura Ay, 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 ne güzel buluyorsun canım ya. Lan tam orası bak. Selin'cim, bu da mı arkadaşlık icabı acaba ya? Tabii. Biz dergide kız arkadaşlarımızla birbirimizle sürekli masaj yaparız. Hani böyle bilgisayar başında oturuyoruz ya, sürekli buralarımız tutuyor falan o açıdan. Özellikle Yaprak muhteşem masaj yapar. Öyle mi? Hı. Yani Yaprak'la siz birbirinize masaj yapıyorsunuz. Tabii. Ay pardon, çok affedersin. Şimdi ben seni şey gibi düşünmedim, yani bir erkek gibi düşünmediğim için açıkçası böyle hani masaj olaylarına falan giriyorum. Yanlış anlamıyorsun, sıkılmıyorsun, terlemiyorsun değil mi canım? Yok Selin'cim, ben de seni bir kız gibi görmüyorum ki ya. Sen benim kankamsın, arkadaşımsın, biraderimsin ya. Has Ertaç Hasan, aynısınız benim için yani. Asistanı kadın lafı dolaşıyor ortalıkta. Ya merak etme, ben çözerim şimdi. Ya, yani Aslı kıskanmış mı Cem'i? Kıskanmış mı, orasını bilemem ben. Sonuçta her işte bir hayır vardır. Ama şimdi adam eğer bir şey yaptıysa günah boynuna. Ona karışamazsın. Onunla Allah arasındaki bir mesele, giremezsin. Ha, şimdi anladım. Çapkınlık meselesi. Ayol bunlar barışır yine. Ha? Ne dersin Burhan? Vallahi kısmet işi. Orasını bilemezsin.
Şuraya ne yazıldıysa o. Doğru, doğru. Ne yaparsan olur, ne yaparsan olmaz. Öyledir. Tabii. Neyse ben şey anlatayım ha. Bir gün Kubilay'la burada Çin yemeği yapıyoruz. Ben de o zaman seninle birlikteyim falan yani. Ay ne boynumu sıkıyorsun Volkan ya? Ne oldu, niye kızdın? Yoksa senin bana karşı duyguların mı var? Yok ya, ne duygusu ya? Demek benle birliktesin. Aynı anda Kubilay'la burada Çin yemeği işleri ha. İkimizi birlikte idare etmeceler. Ulan şu kadın millete var ya lan kara. İlahi ya. Bir dakika be. Ne oldu? Arkadaş olamıyorsun değil mi benimle? Hala hislerim var. Aslı! Gel buraya, olmuyor ya. Üf! Ne? Aslı mı? Kızım sen de hemen pes ediyorsun ama ya. Aa! Ne diyorsun ya? İstemiyor çocuk, üstüne mi atlayacağım? Aa. Ben Sinsi. Merhaba Sinsi kardeş. Vay be. Ulan iddiayı kazanmak için arkadaşını yem olarak kullandın ha? Ne oldu? Ağzının payını aldın ama değil mi? Bak, bir arıza çıkmadı, biz arkadaşız. Kaybettin lan iddiayı. Ver lan pırlantaları. Hayır efendim. Bir kere daha haftanın sonuna gelmedik. Ayrıca bir kızla arkadaş olmak demek, kıza sadece asılmamak değildir Volkan. Bakalım kız muhabbetine girebilecek misin? Kız muhabbeti nedir? Aslı? Ay, inanmıyorum. Yani bu vatandaş şimdi sizin evdeki kızlar çayına mı gelecek? Oha ya, ya ben, ay kal geliyor ya, ben bütün bünyeme kal geliyor. Çok komik bir ailesiniz gerçekten ya, acayip. Zor dayandım Sertaş, zor. Dilimi ısırıyorum, bacağımı cimdiriyorum. Seninle renk vermeyeceğim diye iki ayağım bir pabuca girdi lan. Dedim sana abi, güzel kızlarla arkadaş olmak zor. Ötekilerine gerek yok zaten. Oğlum bu akşamüstü daha zor var Sertaç. Kızlarla çay partisi. Yanmışım ben Sertaç. Vallahi yanmışım ben. Nasıl yapacağım oğlum ben kız muhabbeti ya? Abi Cem'i inandırmıştın ya kadın olduğuna. Ortaya öyle bir muhabbet yap işte. Lan Lerzan'ı mı diyorsun? Kargalar Cem Bey. Nasıl korkmuştu uzun ama. Tabii abi, aynen öyle işte. Oğlum ama onu kız kardeşimizi kurtarmak için yaptık. O yani baştan aşağı role girmiştik. O benim sanatımla ilgili bir durumdu, bir performanstı yani. Doğru abi. Şimdi 40 yıllık Volkan olarak nasıl gideyim karı muhabbeti yapayım oğlum? Hem o Lerzan zamanında biz böyle daha gençtik, daha deliydik biliyor musun? O yıllarda öyleydik, şimdi nerede? Geçen yılda abi. Öyle miydi? Ya, Volkan ya. Yaprak. Yaprak iyi misin kızım? Şezo, elektrik çarptı beni yine. İşe mişe bir karış sakalla gidiyormuş çocuk. Ne var? Tabii. Aslı bir vurdu tekmeyi, böyle kaldı. Diyorlar ki, yana bir asistan almış bir genç kız. Fotoğraf motoraf çekelim falan diye. Sen nereden duyuyorsun bunları Allah aşkına? Nereden biliyorsun? Herkesin dilinde ayol tahsin. Ya dedikodudur, aldırmağı boş ver. Kapat bu konuyu. Aslı bilir ne yapacağını. Şekerim, kız da bir şey anlatmıyor ki. Öf yani tahsin. Yani suni teneffüs yapılacaksa acaba ben... Sus sen sapık herif! Hepsi senin yüzünden oldu zaten canım!
Ya çok acayip bir kişiliksin Burhan abi ya. Bak abi diyorum, efendiliğimden yani. Ne işin var senin o makinenin arkasını kurcalıyorsun ya? Git başka yeri kurcala ya. Kız ölüyordu ya. Olga, Olga Yaprakcığım. Hadi bakalım söyle. Şimdi ofisten içeri kim girecek? Bilmem. Birisi mi gelecek? Günaydın. Ben bunu biliyordum işte. Ben size söylemiştim. İkinci defa elektrik çarpınca medyum güçleri geldiği gibi gitti canım. Ya Kubilay, kız zaten trafo gibi oldu. Bırak Allah aşkına ya. Bülent Bey, Cem'e git kızın gönlünü al demiş. İfo. Efendim? Bu senin söylediklerin benim bir kulağımdan giriyor, bir kulağımdan çıkıyor. Niye kapat, ayol? Allah aşkına kapat ya. Aa, onun bunu söylemesinden olacak şey değil bu. Kızım isterse evlenir, isterse evlenmez. O delikanlıya da hadi uğurlar olsun. Aa. Aa, ama senden de iki satır konuşulmuyor Tahsin'ciğim. Gazete okuyorum, gazete. Ben borsaya bir sürü para yatırdım. Ne olacak şimdi o kağıtlar? Ha? Olga, hadi kendini biraz zorla hayatım. Bak bakalım, bu şirketler sana ne ifade ediyor? Şu bir tanesi yabancı bir markaya benziyor. Ayakkabıcı mıydı bu? Hayır Olga, çimentocu. Olga, Olga ölmek istiyorum. Ben biraz sersemledim ya. Buyurun. Burhan. Burhan canım, ben seni ne yapayım şimdi? Öldüreyim mi? Ha canım dedim ama lafın gelişi ya. Tahsin. Sana kahve falı bakayım mı? Kahve falı mı? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Sohbet olsun. Sohbet mi? Ya hiç inanmadığım şey. Boşa vakit kaybetmek yani. Sonra öğleden sonra benim dünya kadar işim var zaten. Akşama diyorum bir mercimek köftesi yapayım ha? Ne dersin Tahsin? Böyle haşlandığı suya bir tutam tuz koyuyorsun. Tok tok oluyor. Yani yemesi daha güzel oluyor. Yahu kızı öldürüyordun Burhan. Öldürmeyi bırak. Benim burada param batıyor yahu. Bana acil. Evet evet. Acil bir falcı lazım. Bir falcı lazım bana. Kubilay Bey, ben komplekslerini aşmış... Yahu bir sus. Bir sus. Yedin bir hat. Bari bir sus canım. Yoksa sen Olga'ya suikast mı yaptın? Olur mu canım? Nasıl bir düşünce bu? Vallahi böyle bir durumda her ihtimali göz önünde bulundurmak lazım tabii ki. Suar, sen ne diyorsun ya? Sen tanımıyor musun Burhan abini de böyle konuşuyor? Ya Burhan, masum olma ihtimalini de göz önünde bulunduracağız dedik. Her ihtimali de yani. Beni neye hor görüyorsunuz siz? Burhan'ın elleri yok mu? Burhan'ın gözleri yok mu? Burhan'ın duyguları, organları, boyu, posu, heyecanı yok mu? Benim sizden ne farkım var? Benim etim kesildiğinde fış diye kan akmaz mı? Gıdıklanınca ben gülmez miyim? Zehirlendiğim zaman ben ölmez miyim? Eğer haksızlığa uğrarsam ödümü almaz mıyım? Ne ödü lan? Bir yerden hatırlıyorum ama ben duymadım. Kabahati büyük ya, onu örtbas etmek için duygu sömürüsü yapıyor canım. Anlaşılmıyorum. Ya bu rahatsız her gün nereye gidiyor böyle? Bana acil bir falcı lazım. Evet evet. Ama çok iyi bir falcı olmalı ki Nostradamus göreyim onu canım. Öyle güzel bir elbise ki böyle beli tamamıyla oturuyor ve yılan derisi, üstü de likralı dantel. Aa,
Ay. Süper. Ay. Likralı danten ne Volkan? Likralı. Ne bileyim ya, modacı mıyım ben ya? Ne gülüyorsun Yaprak ya? Aa, iyice makaraya sardınız beni ha. Ay bu teknik bir konu zaten. Benim bir sürü arkadaşım bile bilmeyebilir yani. Peki. Ay kızlar, yalnız var ya, ben de spor olayı sıfır falan yani. Hay yaz bitti, yapıp haydos şeklinde bir durum ya. Bikini giymeyeceğiz ya artık, o yüzden hepimiz serdik. Ay evet ya, aynen öyle. Aynen. Aynen, aynen. Aynen. Ben de canım öyle düşünüyorum. Mayo mu giyeceğim değil mi? Kış gelmiş. Saldım çayıra ben de. Ay çocuklar. Çok moralim bozuk biliyor musunuz? Ben de ilk kez şuralarda selülit belirdi. Ay sorma, aa, sorma. Bende de şurada pasenler de var. Deliriyorum ya. Bak bak. Kızım bende de var ve zayıflamakla gitmiyor. Ya bende de çok fena çatlak var ya. Of. Bende de yarık var. Rakı göbeğinden böyle yarık yarık oluyor. Çizgiler oluyor. Yani zayıflamam lazım benim de. Rakı göbeği mi? He ne var? Beğenemedin mi? Giriyoruz işte muhabbete kızım. Aa. Hiçbir kadın rakı göbeğiyle ilgilenmez Volkan. Çünkü kadınlarda rakı göbeği olmaz. İyi o zaman bende sol ayağımda şişe mantarı kadar nasır var böyle. Yakı yaktım gitme. Bu da mı olmadı? Mahmut'cum gel. Heh. Buyurun, buyur. Otur Burhan, otur. Heh. Ayol otur. Nereden biliyorsun sen o köylü pazarını? Ay iyi ki gittik. Sen o adamın lor peynirinin bir tadına bak ya. Bir tadına bak. Şaşırıp kalacaksın. O kadar lezzetli ki. Ay. Ay harika. Şey, ne yiyelim? Buranın kazandibi çok güzeldir. Vallahi şirkettense yerim. Ay estağfurullah, olmaz olur mu? Mahmut'cum bize iki tane kazandibi lütfen. Hemen. Bu sabah o seninkini gördüm ben. Kimi? Cem ya. Bayağı böyle... Ne? Çökmüş. Yapma ya Esom. Şey... Kazandibi gelsin de ondan sonra ben anlatırım. Ha, tamam, peki. Tamam. Peki, peki gelsin. Mahmut'cum hadi, hadi yavrum. Ya işte erkekler hep böyle, hep kafaları karışık. Ya bir kadına aşık olup orada kalmıyorlar ki, ilişki başlıyor. Tak, gözü dışarıda adam. En iyisi bile böyle. Aynen, aynen. Aynen, ben kendimden biliyorum, aynen öyle. Öyle mi Volkan? Değil, değil. Şaka şaka Yaprak. Allah'ım ya şunun güzelliğine ay. Bak. Gözler, dudaklar, vücut, kaslar. Ay, ay, ay o duruş, o gözler bambaşka bir şey o ya. Yerim ben bunu. Volkan, sen de bizle böyle yakışıklı erkek muhabbeti yapabilecek misin? Şu şart. O zaman bu arkadaşlık yeter. Yok, yok. Şaka yapıyorum ya. Espri yapıyorum ya. Evet. Evet. Hoş bir adam. Red fit. Fit bir abi yani. Dinamik, kaslı bir arkadaş. En çok neresini beğendin mesela? Oyuncu olarak kaslı buluyorum yani. İyi bir oyuncu. Fit Club'da seyretmiştim ben onu. İyiydi yani orada. Böyle dövüşçü bir insan. Hep öyle rollerin adamı bu. Kıvırıyor yani. Bence... Arnold Schwarzenegger'den sonra Sylvester Stallone tahtına oturur vallahi. Şş, bir şey soracağım. Senin tipin mi? Saçmalama Selin. Peki sen kimi beğeniyorsun Volkan? Yani senin tipin kim? Lafınızı unutmayın kızlar. Ben kendime bir çay koyayım geleyim. Yalnız bu olay kopmuş. Kopacak, koptu yani. O derece. Tabii ya, araba benim.
ben her zaman muhallebi olsun, tavuk yemeği olsun, her zaman içine böyle bir kıdım, küçük küçük böyle portakal kabuğu rendelerim. Çok yakışıyor. Aa, ya. Portakal kabuğu rendesi. Ne kadar enteresan bir fikir. Merhaba İffet teyze. Aa, merhaba. Volkan yok mu? Yok yavrum, ben de görmedim. Bir cebinden dene istersen. Ah, o arıyor. Tesadüfe bak. Efendim abi, söyle. Bir de ben her çorbanın içine hiç gözünün yaşına bakmam. Pardon. Terbiye yaparım böyle yumurtayla. Aa, ay aletsin vallahi, ilahi Burhan. Sertaç. Sertaç, ölüyorum burada ben. Göğüslerim çıkacak yakında. Bana maçı anlat, bir şey yap, erkek muhabbeti yap bana. Karı kız anlat Sertaç. Üstüm başım vanilya kokmaya başladı lan. Abi ne olacak bu Fener'in hali? Daum ne demiş, duydun mu abi? Ece Gürsel'in bacakları da ne bacak değil mi abi yani? Değil mi Sertaç, doğru söylüyorsun. Bana bak, Tayra baksın, göğüsleri de silikon değilmiş oğlum, duydun mu? Oh be, kendime geldim vallahi ya. Bana bak oğlum, zor durumdayım. Bunlar en beğendiğin erkek kim diye soruyorlar bana. Yakında yemek tarifi falan da soracaklar oğlum. Biraz yardım et lan, yandık ya. Abi az önce duydum. Bütün yemeklere portakal kabuğu rendesi konuyormuş. Yok abi, dalga geçmiyorum, vallahi öyle. Haber ver abi bana. Dayan abi. Pırlantalar için, albüm için abi. Tamam Sertaç, portakal kabuğu ha? Oldu kardeşim. Eyvallah, görüşürüz. Portakal kabuğu. Ya zaten Kubilay falcıya falan çok meraklı. Sürekli kalkıp kalkıp birilerine gidiyor. Şu sıralarda da şu borsadaki kağıtları yüzünden tutturdu, iyi bir falcı arıyor. Vallahi benim bu konuda hiç tanıdığım yok. Ya ne olursunuz aklınıza gelirse haber verin. Yani Kubi başımın etini yiyor bana iyi bir falcı bul diye. Şekerim, sen hani bana şu cheesecake tarifini verecektin? Ya Aslı, bir de o anlattığın tavuğun içine baharat konuyor mu? Vallahi ben tatlı olsun, tavuk olsun, et olsun... içine hepsinin portakal kabuğu rendeliyorum hayatım. Portakal kabuğu mu rendeliyorsun? Evet, olmaz mı? Her yemeği mi? Ha. Ay süper bir fikir. Ya hakikaten ben niye bugüne kadar düşünemedim? En beğendiğin erkeği söyleyecektin Volkan. Johnny Depp. Küpe. Ay, ay. O gözlere kalem çekmeler, rimel falan olay bir kızlar değil mi? Çok güzel abi yani. Kesinlikle ben katılıyorum. Evet. Süper herif var ya, süper. Ay Volkan, senin muhabbetin çok güzelmiş be. Sen takılsana bize arada sırada ha? Yanlış bir şey mi söyledim? Ben her zaman banyom olsun, mutfaklarım olsun... ...böyle yerleri böyle çıtır 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 çamaşır suyuyla benim yıkamam lazım. Başka türlü içim rahat etmez. Aynen ben, aynen. Ben de çıtır çıtır çıtırlamazsam asla içim rahat etmez. Ama temizlik, evet. Öyle olması lazım. Çıtır çıtır çıtır. Hayrola Efe? Aa, merhaba Tahsinci. İyi günler Tahsin Bey amca. Ne yapıyorsunuz? Kazan dibi yiyoruz. Oh, ne iyi ettiniz, ne iyi ettiniz. Bu paketler ne? Ay Burhan'la köylü pazarına gittik, oradan aldık. Oradan da dönüşte birlikte şöyle bir sohbet edelim dedik. İyi ettiniz. Anladım, anladım. Tahsin Bey amca, otursana. Yok, şey etmeyin ben. Siz oturacak mısınız daha? Oturmayalım. Bilmem, akşam oldu. Sonra Burhan Bey'in herhalde işi gücü vardır, değil mi? Evde kızın arkadaşları var Tahsin'cim. Ben de buraya oturmaya geldim arkadaşımla. Arkadaşınla? Ha, Burhan'la yani. Allah Allah. Ya ısrar etme Sertaç, olmaz ya. Abi herif kaşınıyor, kendisi gelmiş oltaya bak. Oğlum bak, bizim raconumuzda bir yaptığımız numarayı bir daha yapmak yoktur yani. Abi durum ağlıyor yap yap diye. Yapmazsan kabahat artık. Öyle mi diyorsun lan? Abi son bir defa. Adeta jübile gibi. Ulan ver hadi şu telefonu. Gizli numarayı al yalnız. Alo?
Kubilay Bey. Ben Lerzan. Medyum. Numaranızı ahbaplar verdi. Lerzan abla Kubilay Bey yakınımızdır, kırmayın dedi. Hı hı. Bu akşam görüşelim annem. Lerzan Hanım. Merhabalar efendim. Başka kimse yok değil mi mekanda? Evet. Aynen istediğiniz gibi. Yalnız neden bu ofiste buluşmak istediğinizi bir türlü anlamadım. Kubilay Bey, bu mekanın elektriğini çok seviyorum. Güzel hatıralarım var benim burada. Anlıyorum. Demek ki daha önceden bu ofiste birilerine fal baktınız yine. Evet. Müdür bey'e bakmıştım daha önce. Sanırım onun için çok yararlı oldu. Ben sizi nereden tanıyorum? Belki gazetelerde falan görmüş olabilirsiniz. Ben ünlü bir medyumum Kubilay Bey. Yok yahu. Ben sizi... ben sizi birine benzettim de. Ama ismini söylemeye şimdi gerek yok canım. Yeter! Karşımda gülüp durmayın Kubilay Bey. Zamanımı boşa harcıyorsunuz. Ben ünlü bir medyumum. Lütfen artık saadete gelelim. İşimi yapmak istiyorum. 500 dolar alıyorum. Ya. Butik falcı gördüm sizi. Falcı değil, medyumum Kubilay Bey. Hitap tarzını sevmediğim insanlara da kesinlikle sanatımı icra etmem. Bırakır giderim. Elektriğini sevmezsem bir insan benim için ne yapsa beni burada tutamaz. Anladınız mı? Evet. Güzel. Ücret ne kadardı acaba? Söyledim ya, 500 dolar alıyorum. Hemen takdim edeyim. Buyurun. Buyurun efendim. Kahve mi, baklava mı yoksa cam küreğe mi bakıyorsunuz? Plazmadan bakıyorum. Saçmalamayın! Mesleğimi hafife almayın. Ben falcı değilim demiştim size, değil mi Kubilay Bey? Anlaşılan sizi fena kandırmışlar. Benim bir olayı çözmek için transa geçmem yeterli. Anladınız mı? Yoksa öyle hububatla, ayçiçeğiyle, karpuzla kavurma işim yok benim. çok merak ettim de, size gelecekten kimler haber veriyor acaba? Kargalar! Kargalar Kubilay Bey. Karga deyip geçmeyin. Binlerce gözü vardır onların. Çeteci hayvandır. Hiç kargalara yaklaştınız mı? Herhangi bir tanesine zarar verdiğinizde diğerleri nasıl davranır bilir misiniz? Kızılderililerde de böyledir. Karga bilge hayvandır. Bazen insanlardan bile fazla. Bence bu çocuğun hem sizden hem de Aslı'dan özür dilemesi bence an meselesi. Ay öyle mi diyorsun Burhi? Ay doğru valla. Valla öyle. Ne düşünüyorum bilmiyorum. Yasin'cim, niye erken geldin? Gelmese miydim? Rahatsız mı ettim? Estağfurullah, Tahsin Bey amca. Zaten benim ocakta yemeğim vardı. Ben ona bir bakayım. Hadi, görüşürük İfot. Hadi, güle güle Burhan. Ne oluyor burada? İfotlar, bifotlar. Ne bana? Hiç, oturuyoruz. Ah, ne hala? Ortada bir tabak. Fındıklar, fıstıklar. Çıtır çıtır yemekler filan. Ne değiştir bu? Tahsin'cim, yıllardır ilk defa kekeliyorsun. Kızma bu kadar. Kızarım, kızmam. Nedir? İki devre bir. Bu adamın... Pazara gittik bilmem ne. Ne kim bu? Zıp çıktı. Akraba değil, bir şey değil. Arkadaşım o benim. Ben? Arkadaş bilmem. Sizce bu kağıt yükselir mi, düşer mi? Ne hissediyorsunuz? Ne kadar param var orada? İşte bu kadar.
Çüş. Allah daha çok versin. Gözümüz yok tabii. Ama Kubilay Bey, beni dinlersen eğer, paranı buna yatır. Ama o benim not almış olduğum kebapçının telefonu Nevzan Hanım. Büyük gelecek var o kebapçıda. Lerzan Hanım. Lerzan abla de bana yavrum. Lerzan ablacığım. Ama bu kebapçı henüz halka açılmış değil ki. Ben sizden borsa tiyosu istiyorum canım. Benim kargalarım da broker değil ki Kubilay Bey. O kadar paranızı aldım. İzin verin hayatınızla ilgili gördüğüm her şeyi söyleyeyim. Siz... Yaprak! Yaprak diye bir kızla birliktesiniz değil mi? Evet. Evet. Hatta bir iki hafta önce ayrılmışsınız. Basından gizlemeye çalışıyorsunuz. Birkaç münasebetsiz tekrar aranızı yapmış. Öyle mi? Oo! İşte bakın bu çok hoş oldu. İşte şimdi Nostra daha mı gördüm sizi canım? Bağırma canım! Bağırma diyorum aha! Bağırmadan konuşamaz biz Kubilay Bey. Zaten yeterince elektrik yüklüyüm. Dinle beni şimdi. Kebapçıya takıl Kubilay. Etrafınızda sürekli etler olsun. Kuzuların sessizliği sizi koruyacak. Lerzan ablacığım, ama kız vejeteryan. Yani kebapçıya gitmiyor ki. Bak nasıl çözdüm bağlantıyı Kubilay. Pardon, ben tam olarak anlayamadım Lerzan ablacığım. Şimdi ben kebapçıya gideceğim ama Yaprak gelemeyecek. Bırak o kızı. Niye canım? Bırak o kızı dedim Kubilay. Tekin değil o kız. Elektriği kötü. Medyumu anlar. O kız sana yaramaz annem. Niye ya? Mis gibi kız. Rus görünümlü Türk kızı. Seni iş adamı görünümlü salak seni. Kızın sahibi var anlamıyor musun? Kargalar! Ama bu kadar olmuyor ki canım Lerzan abla. Sürekli bağırıyorsunuz. Paramdan rezil oluyorum canım. Bana bak. Bana bir daha paradan bahsetme. Ben buraya eşin dostun ısrarıyla geldim. Al paranı defol git diyeceğim. Geliyor diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Başladım artık transtayım. Paradan bahsetme bana! Sus! Ay Tahsin'cim, gençliğinden beri ilk defa böyle oluyorsun. Dikkat et, tansiyonun çıkacak. Ya tansiyon bu. İleride çıkar da. Ay ne bu samimiyet? Sokaklarda... Profesyonel mi? Promenat yapmalar, yürüyüşler falan. Bu ne samimiyet? Eve gelip diz dize bir şeyler. Ayıp. Yaşından başından utan kadın. Aa, estağfurullah Tahsin'ci. Sen böyle konuştukça kekeliyorum işte. Bir kere nişanlıyken de böyle olmuştu. Ha, hatırlıyorum. Kuzenimi flörtüm sanmıştın ya. Ya nişanlıyken durup dururken ayrılalım demiştin. Kırıldın mı? Hayır, kız... Kızdı. Kızın da sana benziyor işte. Durup dururken hop, nişandan ayrılıyor. Hayda! Ben senin iyiliğini düşünüyorum Kubilay. Yoksa kalkar giderim. Sinir var bende. Canım gitmeyin de siz de bilmece gibi konuşuyorsunuz Lerzan abla. Nostradamus gibi değil mi annem? Çözülmesi güç. Ama bütün kehanetleri tutuyor. Tıpkı benimki gibi. Ben çağımın ilerisinde bir medyumum Kubilay. Türkiye daha bana hazır değil annem. Lerzan abla. Ne yapmam gerek? Haşlanmış bulgur pilavına parmaklarını sokacaksın yavrum. Gülme! Salak daha kaç kere söyleyeceğim artık sabrımı taşırmaya başladın. Bırakacaksın o kızı. Ondan sonra istediğin kağıda oyna. O kız sana uğursuzluk getiriyor. Vallahi peynirlerin maya tutmaz Allah'ım. Peynirlerim mi? Vallahi siz de her şeyi biliyorsunuz canım. Kargalar Kubilay Bey, kargalar. Bu da benim acizane bir şakam olsun size. Soyadınız peynirci değil mi? Evet. Soyadınızdan tahmin ettim. Ahlaklı bir medyumum ben. Ay ben anlamıyorum. Ya niye bağırıyor anne? Ben garip miyim ki?
Kızlar hayrola? Biz Aslılar'da tatsız bir ambiyans vardı. Buraya geldik de... Hayrola, sen ne arıyorsun ki burada? Fal baktırıyorum. Aa, kime? Bayan bir medyuma. Ama sizi görünce içeri kaçtı nedense. Niye kaçtı ki? Anlayamadım vallahi. Ama kızlar, tipini görmelisiniz. Eni, boyu Volkan kadar canım. Volkan mı? Evet ya. Sanki Volkan'ın kadın hali. Yüzü bile biraz benziyor. Gerçi kilo verse hoş bir kadın da sayılır. Neyse tamam o zaman biz Asparagus'a gidiyoruz. Bir dakika. Tamam o zaman biz gidiyoruz Kubilay. Hadi görüşürüz. Ne? Ne? Lerzan ablacığım. Lerzan ablacığım gittiler. Gelebilirsiniz, devam edebiliriz. Volkan? Ne diyorsunuz anlamıyorum. Yok ya. Ya çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, sonra bu işte. Buna inanamıyorum. Lerzan abla, çok maskülen gördüm siz canım. Çabuk derhal 500 dolarımı geri ver ya. Ay Volkan, sen travesti mi sen? Çüş artık. Allah Allah, ne var ya? Arkadaş olacağız ya işte kızlarla. Bir havaya girelim dedik. Kendimize göre bir tiyatral deneme yaptık. Olmadı mı yani? Allah Allah, bir denedik yani. Yani. Evet, bir daha. O herifle. Merhaba be, merhaba. O kadar. Ama arkadaşım o benim, Tahsin. Ben arkadaş anlamam. Kadınla erkek arkadaş olamaz. Benim tansiyon ilacım nerede? Pişkinliğe bak ya. Hanıma bak. Arkadaş. Arkadaşmış. Ama arkadaşım da o benim. Gülme be. Yıka yıka çıkmıyor. Ne acayip zip gibi bir şeymiş bu da. Şekerim, kadınlar dünyasına hoş geldin. Eyvallah, eyvallah. Alo, Aslı. Ne? Ahlaksız ve üçkağıtçı olman bir şey değiştirmez Aslı. İddiamız geçerlidir. Bana bak. Bak bu gece bitiyor, bir hafta ona göre ha. Burada kızlarla rimel muhabbeti yapıyoruz. Ne? Sen takıları masanın üzerine koy, hazır et. Ha? Yüzük çıkmıyor mu? O zaman keseriz. Yok, yüzüğü değil canım, parmağı keseriz. Aslı ofiste miymiş? Yok, evde. Ay tuhaf ya, ben gelirken gördüm, ofis katında ışık vardı. Sevgili günlük. Neye akılmış bu günlük tutmak? Şu anda başkasının benden çalmış olduğu odamdan yazıyorum. Nişantaşı'nda çevre yapıyorum sevgili günlük. Bu hafta şahane hanımefendi bir arkadaş edindim. İffet. Birçok ortak yanımız var. Şu an sadece arkadaşız. Ama kim bilir ileride ne olur. Kadınla erkekten arkadaş olmaz nihayetinde, değil mi? İnsan psikolojisi işte. Ya sen ne kadar fesatsın ya. Ha günlük, sevgili günlük. Acayip pesatsın. Neler söyleyeyim bakalım. Ruş kolay çıkıyor da rimel fena yani. Değil mi? Ne haber abi? İyi Emre, geç buyur. Volkan, kim bu çocuk? Olay bir şey yani. Hiç, Emre. Ay Volkan, yapsana bana, ayarlasana şu çocuğu. Selin, sinirlendirme beni Selin.
Ne var ya? Ayarlasana çocuğu, yapsana aramız hadi. Of Selin. Ne? Ya ne var ya? Ya kankine bir iyiliğin dokunsun ya. Volkan bir işe yar ya. Ya lütfen bak, aramızı yapacaksın, çağırıyorum. Emre Bey. Yeter lan. Muhabbetleri alamayayım lan ben burada. Neyim lan ben burada ha? Baba mıyım, iskele babası mıyım lan ben burada? Ayıp lan. İyi artık, eski nişanlımıza bir de adam ayarlayalım. Senin önüne dön, önüne bak ha. Adamın sinirlerini bozmayın lan artık. Çüş artık be. Aa, bu ne lan artık? Kız eski yengeni almayayım lan ayağımın altına. Dön lan lan. Galiba Aslı arabayı kaptı. Sen ne? Ulan toparlayayım diyorum. Bir türlü dönmüyor. Kargalar. Vural Bey. Esas oyuncu isminiz o değil mi? Bakın nasıl anladım. Vural olması. Tansiyonun çıkacak. Tansiyon bu. İleride çık. Çıkar mı? Pardon. Terminatörden sonra Arnold Schwarzenegger'di sonra. Bence yani Sylvester Stallone tahtına oturup. Ruş kolay çıkıyor dedim her fena yani. Değil mi? Ben de koptum çekeyim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun.